Biliyorsunuz son lig maçından sonra 3 gün izinden sonra çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli ara vardı biliyorsunuz. Bu arada tabii ki bizim için, ülkemiz için çok güzel sonuçların yaşandığı ülke futbolu adına bir milli ara geçirdik. İki maçta da anlılı takımımızın sinerjisi son derece üst düzeydi ve iyi oyunlarla biliyorsunuz Euro Almanya'ya, Euro 2024 Almanya'ya bir bakımız aldık. İnşallah bu güzel ortam, bu iyi futbol devam eder. Orada da başarılı oluruz. İlk önce milli takımımızı tebrik ediyoruz. Bize döndüğümüz zaman tabii milli arada biz de çalışmalarımızı sürdürdük. Üç milli kısımlardan dediğim gibi 5 tane bizimle milli oyuncumuz vardı. Onlar tabii ki aramızda yoktu. Zeki'yle gün geldi. O da bireysel çalıştı. Bu maç iptali var biliyorsunuz. Onun dışında bu akşam Dal gelecek ve diğer oyuncular da Perşembe günü aramızda olacak. Tabii ki bu milli maç aralarında tam takım çalışma şansımız olmuyor ama olsun. İnşallah daha çok oyuncumuz milli takımlarda yer alır. Perşembe günü itibariyle de Kayseri'ye hareket edeceğiz. Cumartesi günü maç için son antrenmanımızı Kayseri'de yapıp hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. Eksikler Oscar'la alakalı çalışmaları devam ediyor. Şu anda test aşamasında bize katılıp katılmayacağı bir gün içerisinde belki olur. Bir katı zaten biliyorsunuz şu an açıklamasından geldi. O da aramızda olamayacak. Biz de bir hocam Kayseri sağda şunlarla başladık. Bunun bir değişikliği gitti. Transfer yasağından dolayı şey yapamadı ama Kadri kalitesine baktığım zaman bir tane bilen iyi oyuncuların kurulduğu ekip nasıl bir mücadele olacak? Milli aradan vallahi her maç için aynısını söylüyorum, zor olacak yani. Bizim için kolay bir maç. Ben görmüyorum. Bütün maçlar çıkıyor. Kayseri Spor maçı da deplasmanında bunlardan biri olacak. Zaten var olan geçen sene başlangıç kadrosu bu lig için son derece yeterli. Kayseri Spor'un tabii ikinci yarı itibariyle geçen senenin ayrılmalar, sakatlıklar, evet Çağdaş Hocam elinde özür bir kadro kalmaya başlamıştı. Ve bunu da bu sene son günlerde de olsa transferi açarak bu sorunu çözdüler. Ve tabii ki günlüğün arayı da sayarsak artık bu oyuncuların takım adaptasyon noktasında bayağı yer aldıklarını düşünüyorum. Kayseri deplasmanı zor maç olacak. Bir mücadele etmemiz lazım. Dönem dönem tabii ki ilk sahada kazanmak isteyeceklerdir. Buna karşı koymamız gerekecek. Dönem dönem kendi oyunumuzu ofansif anlamda oynamamız gerekecek. Dediğim gibi zor ve güzel bir maç olacak inşallah. Güzel bir sonuçta oynama yapmayı düşünüyoruz. Hocam şu tarihte yeterince artık ikinci bir gün yani. Siz sporda güzel bir ilme yakaladınız. Güzel bir uzun maçtan ilgi oldu. Önce de şunu soracağım. Tam istediği İlhan Polk'un istediği oyunu sahada görebiliyor muyuz? İkinci son ek olarak şu İlhan Polk ilk yarıya bir puan skorası var. Bir hedefi var mı? Kayseri Spor adına ilk yarıyı nasıl tamamlamak istiyor? Evet, bu oynamak istediğimiz oyunla alakalı dönem dönem bundan periyotlar gördüğüm maçlar oldu. Son iki maç hiç göremedim. Bir son deplasmanımız artı sahada çok erken 10 kişi kaldık. Başka oyunlar oynandı. Ama genel manada bugüne kadarki takım mücadelesinden, disiplininden memnunum. Bazı maçları istedik sonuçlar aldık, bazı maçlarını da alamadık. Ama oyun dominasyonu, daha çok pozisyona girme, hücum futbolunu daha çok sahaya yansıtma anlamında hala alacağımız yol olduğunu görüyorum. Onun için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Siz de biliyorsunuz ki bugün yeni bir takımıyız. Çokça transfer yaptık. Beraber getirdiğimiz oyuncular var. Onlar çok iyi mücadele ediyorlar. Bu bugünden yarına olacak bir gelişim değil ama bence bu yolda, bu gelişim sürecinde saha sonuçları bizim adımıza kabul
kabul edilebilir gelişiyor. Bu yolumuz devam ederken biz yine de sahadan iyi sonuçlar, kendimizi sıralamada güzel bir yerde tutacak sonuçlar almaya çalışmaya devam edeceğiz. Gerçekten sıralamada puanlar yapmıyorum. Şu anda Kayseri Spor maçından başka düşündüğüm orta ve uzun vadede sadece Kayseri Spor maçında odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Bütün oyuncu tercihleri için genel şunu söyleyebilirim. Yani oyuncular çalışıyor. Ortaya performans koyuyorlar. Gerçekten iyi çalışıyorlar ama günün sonunda bazı mevkilerde bireysel seçimler yapmak durumunda kalıyoruz. Mesela Kayıç noktasında bu soruyu şöyle modifiye edebiliriz. İnçer getirince hazır değil gibi. Oyuncular gerçekten iyi çalışıyorlar. Günün sonunda ben tercihler yapıyorum. Tabii ki bu oyuncular aramıza geç katıldılar. Gayç ama çok iyi çalışıyor ve bu açığı kapatacaktır. Fiziksel olarak da istediğimiz noktada gelmemişti. Kasper'le alakalı da o da özverili çalışıyor. Şu anda onunla kat ettiğimiz yol fizikselden öte kendi oyunumuzu nasıl oynamak istediğimizi ona anlatmaya çalışıyoruz ve ona buna adapte olmaya çalışıyor. Bu süreci geçiriyoruz ama yarın maç olsa şu anda